öğretilerinin günümüzde uygulamasına bir örnek kuruluş, Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği adlı bildiri sunumunu gerçekleştirmek üzere Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Selim Recep Çelik'i sahneye davet ediyorum. Endüstri ilişkileri ahirlik anlayışı ile ele almak adlı bildiri sunumunu gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Hüseyin Arslan'ın bugün bizlerle birlikte olacaktı. Ancak yolculukla ilgili sıkıntı yaşadığından kendisi bugün aramızda değil. Efendim, sayın rektörüm, değerli katılımcılar, öncelikle bu güzel program için sabırla bu saate kadar bu programda bizleri izlemeye devam ettiğiniz için, gösterdiğiniz sabır için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul'dan geldik. Ahi Kültür'ün araştırma ve eğitim başkanı temsilen buradayız. Sabah bir tiyatro gösterimiz vardı. Şimdi de kısmet olursa haftanın son günündeki bu son oturumu sizleri de daha fazla çok fazla yormadan diğer oturum başkanlarımızın yaptığı tam aksine dakika sayıcılığı da açarak en kısa sürede toparlamak üzere kısmet olursa bir ayete erdireceğiz. 10'ar dakika iyi, yine bir 15'ar dakika iyi hocalarınız. Şey yapar, bir tane hocamız gelemedi, onun da özet bilgisi sunulacak. Efendim şimdi tabii ahiliğin günümüzü uyarlanması konusu, Z kuşağı, biraz da işte bu endüstriyle alakalı tarafları var. Ben işin biraz daha mutfak kısmından geliyorum. İstanbul'da Masif Matbaacılar Sitesi Genel Başkanıyım. Matbaacılar Sitesi'nin aynı zamanda matbaa ve ambalaj sektöründe aile işletmesinde ikinci kuşak yöneticilik görevimi sürdürüyorum. Değerli hocalarımızın yaptığı insan kaynakları üzerine çalışmalar ve o Z kuşağının çalışmaları bize çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle insan kaynakları kısmı. Tabii ki bunların temelindeki en büyük ihtiyacımız da mesleki eğitimdeki yetersizliklerimiz, mesleki eğitimdeki etkinliklerin ve yetkinliklerin arttırılması. Kısa yoluyla, en temel haliyle ahilik dediğimiz bir beyefendi veya hanımefendi olma adamıdır aslında. Çok çok değerli hocalarımız çok çok üzerinde saatlerce konuşabilirler ama en temelinde bu yapar. Verme kültürüdür, paylaşma kültürüdür. Sofra kurma, sofra çekme, büyüklük yapma, beyefendilik yapma, yiğitlik yapma. Bütün bunların içerisinde barındıran bir kültürdür. Kapitalizmi ortaya koyduğu işte o Weber'ci ahlak görüşünde biriktirmeye dayalı bir ahlak görüşü vardır. Zenginleşmeye, büyümeye, bu da işte bireyciliği, bireyselliği, günümüzün en büyük sıkıntıları olan bu problemlerde olmaktadır. Ama ahilik kültürümüz içerisindeki barındırdığı manevi umdelerle bunun önüne geçerek bireyselliği, bireysel yaşamı tam da günümüzün reçetesi olabilecek bir formülü aslında bizlere sunmaktadır. Oturum başlamadan önce de sevgili genç kardeşlerimizle de biraz sohbet etme imkanı bulduk. Sosyal paylaşım, sosyal adalet, biriktirmekten ziyade kültür biriktirmek, insan biriktirmek ve biriktirdikleri paylaşmak ahliğin en temel kavramlarıdır, ilkeleridir. Bu bilgiler minvalinde sizleri de çok çok daha fazla yormadan yine oturum içerisinde zaman zaman devreye gireriz. Valla hangi hocamızdan başlayacağımı karar veremedim ama bayanlar önden diyelim. Çok da değerli, güzel bir konu. Sümeyye Hanımefendi'ye sosyal hizmet bağlamında bir kadın hareketi olarak Bağcılar'ın ruh hareketini sunması üzerine kendisine sözü bırakalım. Selamlıyorum. Pandemi sonrası ilk yüz yüze
Dolayısıyla problem oldu benim için. Bunu incelikle özlemişim açıkçası, bu karşılıklı etkileşimi. Şimdi benim konum sosyal hizmet bağlamında bir kadın hareketi olarak Bağcılar'ın burun hareketi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lisans döneminde halkla ilişkilerle tanıtım bölümündeydim. Dolayısıyla işte işletmelerin halkla ilişkiler anlayışı, reklam anlayışı, bunlarla lisans döneminde çok fazla hemhal olunca o yıllarda aklıma şöyle bir şey gelmişti. Yani reklamın aldatıcı yönü, halkla ilişkilerin aldatıcı yönü. Dolayısıyla bu durumdan çok sıkılmıştım. Ve şu soru aklıma gelmişti. Yani işletmelerin sosyal yönünü acaba hani ön plana nasıl daha fazla çıkartılabilir ve bu hangi temele acaba dayanıyor diye. Dolayısıyla o zamanlardan itibaren kurumsal sosyal sorumluluğa ilgi duymaya başlamıştım. Ve Viyana'da iletişim bilimleri yüksek lisansım sırasında da kurumsal sosyal sorumluluğu bir tarihsel temellendirmeyle ele almıştım. Orada da işletmelerin sosyal boyutunun ahilik, lonca, vakıflar gibi temelinin olması bu anlamda hem kendi merakımı gidermiştim hem de güzel bir tez konusu benim için ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında bunu sosyal sorunlara olan ilgim ve sosyal dayanışmaya olan ilgim doktora tezimde sosyal sorunların çözümünde bir sosyal sermaye deneyimlerinin nasıl ön planlı olduğu, yani kurumlara başvurduklarında bireyler acaba sosyal sermaye deneyimlerini kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı veya bu bizim toplumumuzla nasıl yansıyor, acaba formal bir kuruma başvurmadan önce nasıl deneyimler yaşıyorlar, buna ilgi duymuştum. Ve son olarak şunu da söyleyeyim, Viyana'da öğrencilik deneyimde de şöyle bir şeyi gözlemlemiştim. Yani o zaman benim için sosyal hizmet üst başlık değildi açıkçası ama şunu gözlemlemiştim. Hakikaten insanlar bir sosyal sorunla karşılaştıklarında yaptıkları ilk iş hemen gidip formal bir kurumdan yardım almak. Ve bu o kadar otomatik bir davranış haline gelmiş ki çoğu insan için. Dolayısıyla insanlar çocuk sahibi olduğunu tamam işte ben bir yardım alayım. İşte çoğu belirli işte gurbetçiler arasında çok fazla konuşulur. Kranka çıkmak diye bir tabir vardır. Belki gurbetçi yakınlarınız varsa duymuşsunuz. Krank hasta mı? Efendim? Hasta değil mi? Evet evet, hastalığa çıkmak. Evet. Ve bu hastalık izni kullanarak da işte devlet belirli maaş verir. Ve hakikaten de bakıldığında uygulamada kişi gerçekten çalışacak olsun yine aynı maaşı alır. Dolayısıyla çalışmasına da gerek yoktur böyle bir şeyde. Ve insanlar bir şekilde bu kullanılmaya başlamıştır. Dolayısıyla bunların hepsini gözlemledikten sonra acaba dedim bizim toplumumuzda bu nasıl cereyan ediyor? Yani biz bir sosyal sorunla karşılaştığımızda acaba öncelikle bu dayanışma güçlerimizi ortaya çıkarmak için uğraşıyor muyuz, kullanıyor muyuz? Ve bunu sosyal sermaye bağlamında ele almıştım. Şimdi burada bugünkü konuşmamızda da ben Osmanlı Devleti'nden itibaren yani ahiliğin sosyal dayanışma rolünü biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Şimdi şöyle bir anlayış görüyoruz tabii ki Osmanlı Devleti'nden itibaren, yani tüm devletler için aslında o zaman aynı şey geçerli. Devletler sadece sınırlarını korumakla ve güvenliği korumakla yükümlüler, sorumlular. Dolayısıyla bunun dışındaki her türlü sosyal dayanışma faaliyetinin diğer kurumlar tarafından yürütüldüğünü görüyoruz. İşte şeyde de Osmanlı Devleti'nde de ahilik, lonca ve daha sonrasında vakıfların çok önemli sorumluluklar üstlendiğini biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla burada hani bugün literatürde daha fazla bu faaliyetler özellikle işletme alanında hayırseverlik olarak nitelendiriliyor. Modern hayırseverlik olarak nitelendiriliyor. Ve İngilizce tabirle philanthropy şeklinde tanımlanıyor. Burada ahiliğe biraz bakacak olursak 14. yüzyılın başından itibaren ve 17. yüzyılda lonca ahi kelime anlamıyla kardeş, eli açık, cömert anlamında kullanılıyor ve sayılar gerçekten 1600'lü yıllarda 1100'den fazla ahi birliğinin olduğu görülüyor ve 125.000'den de fazla yine bu birliklere mensup kişilerin olduğu görülüyor. Dolayısıyla burada hani çok tekrar edildi belki ama işte bağışlanmayı bilmek, düşman bile olsa yardım etmek, muhtaç iken başkasına vermek neredeyse artık bir
zorunluluk haline alıyor bu birliklere üye olan kişiler için. Dolayısıyla biz şöyle bir rolleri o zaman ön plana çıkartıyoruz, ahirlikte başta olmak üzere. Demek ki bu kurumlar toplumsal anlamda sorunların çözümünde çok önemli sorumluluklar yüklendiklerini görüyoruz ve görüyoruz. Şimdi ahirliğe tekrar şöyle bir bakacak alırsak, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma bizim için temel kavramlar olduğunu görüyoruz ve fütüvet kültüründen bahsediyoruz burada. Ve bununla birlikte bu fütüvnamelerde hem insanın gelişimi açısından hem mesleğin genel kuralları, eğitim prensipleri, mesleğin sırları gibi belirli bir takım hususların ele alındığını görüyoruz ve daha sonrasında meslek ve sanat grubu olmaktan çıkıp adeta bir sosyal bir sorumluluk üstlenen bir kurum haline geliyor ve sosyal niteliği çok daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi Bağcıyan Rum'a biraz daha bakarsak arkadaşlar, pardon derse döndüm lan arkadaşlar dedim. Dil alışkanlığı. Bağcıyan Rum'a dönecek olursak biraz ahilikle aslında aynı öneme sahip olduğunu görüyoruz ama en önemli bir fark olarak kadın örgütlenmesi olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla kadına sosyal ve ekonomik hayatta önemli roller yüklendiğini görüyoruz Bağcıyan Rum'da. Ve Anadolu Kadınlar Birliği olarak kurulduğunu görüyoruz. Burada tabii hani şöyle bir durum söz konusu, literatürde de oldukça dile getirilen, yani böyle bir toplumda bu kadar zaman öncesinde bir kadın hareketi nasıl bu kadar köklü bir hale gelebiliyor ve kadının gelişmesinde bu kadar önemli roller üstlenebiliyor. Bu tartışılmış ama işte meşhur Aşık Paşazade'nin eserlerine bakıldığında bu Anadolu Kadınlar Birliği'nden bahsediliyor. Ve en temel olarak belirli meslekleri, özellikle el sanatları, işte çadırcılık, keşecilik, örgücülük gibi belirli meslekleri edindiklerini görüyoruz. Ve tabii burada hani sadece bu meslekleri edinme ve kadının güçlenmesi özellikleri değil, aynı zamanda çevreye karşı da yetim ve kimsesiz kızları himaye etmek, ev bak sahibi olmalarına yardımcı olmak, kimsesiz yaşlı kadınların bakımı, maddi sıkıntı içinde olanlara yardımcı olmak gibi belirli sosyal işlevseller de, sosyal roller de üstleniyorlar. Ve aynı zamanda tabii kadının eğitiminde de önemli roller üstleniyor. Yani kadın orada hem bir ahlaki gelişimini tamamlıyor, o zamanın eğitimini almış oluyor. Ve bunun gibi kadının güçlenmesinde önemli rolleri de aslında yerine getiriyorlar. Bugün günümüzde çoğu kadınla ilgili mesela güncel sorunları konuşurken hani halk içinde de bu aynı şekilde oluyor. Sosyal medyada da bunlar tartışılıyor. En fazla mesela bir cinayet olduğunda da göz kime çevriliyor? Kadına çevriliyor. Neden kadına çevriliyor? Acaba bu suçluyu yetiştiren kadın kim anlayışı ortaya çıkıyor ve daha çok ne oluyor? Kadının toplumsal anlamda eğitilmesinin öneminden aslında herkes bahsetmiş oluyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda yani çok ciddi birlikler olduğunu düşünüyoruz. Yani ahiliğin, loncanın, vakıfın önemli sorumluluklar üstlendiğini söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte arkadaşlar, sayın konuklar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ne oluyor? Önemli reformlar hayata geçiriyor ve sosyal devlet rolü daha fazla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu sosyal devlet rolünün bu kadar fazla ön plana çıkması ne oluyor? Yani kulluktan yurttaşlığa bir geçişi bize gösteriyor. Dolayısıyla artık hayırseverlik temelli bir anlayışta bir yurttaş olarak herkesin bu sosyal haklara kavuşması ve bunu da yapabilecek gücün, otoritenin, aktörün, devletin olması gerektiği anlayışı oluyor. Dolayısıyla bu bizim ülkemizde nasıl cereyan ediyor? İster istemez bu kurumların gücünü kaybetmeye, işte kapatılmaya başlanması oluyor ve Türkiye'de Türkiye'de liberalleşmenin başlamasıyla birlikte tekrar özellikle işletme alanında işletmeler, vakıflar aracıyla bu sosyal sorumlu hallerini tekrar gündeme getirmeye ve hala daha günümüze de baktığımızda
özellikle işletme yönü sosyal yönünü kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarıyla yerine getirmeye çalıştığını görüyoruz. Bugün işte kız çocukların okutulması, işte belirli kültürel mirasa sahip çıkması için onların restorasyonunu üstlenen işletmeler görüyoruz. Burada da artık işletmeler için de aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmeye başladı. Yani burada tabii ki o zamanki işte ahilik, lonca, vakıf anlayışının tamamen yansıtıldığını belki söyleyemeyiz. İçine mutlaka işte kurumsal imaj gibi, daha fazla maddi kazanç elde edilmesi gibi, kârı maksimize edilmesi gibi belirli bir takım şeyleri de bunu ekleyerek söylüyoruz ama ben hala daha açıkçası işletmelerin bu şekilde kendilerine sorumluluk hissederek bazı faaliyetler gerçekleştirmelerini anlamlı buluyorum. Şimdi ahirlik ve sosyal hizmet temellendirmesine baktığımızda da iki açıdan bunu ele alıyoruz. Bir, geçmişten tevarüz eden toplumsal bir kaynak olarak toplum temelli sosyal hizmet uygulamaları için bir anlam ifade ediyor. Öncelikle şunu biliyoruz. Sosyal hizmetin yani modern anlamda sosyal hizmetin temellendirmesinin Batı toplumunda başta olmak üzere her zaman hayırseverlik temelli olduğunu görüyoruz. Yani Batı'da işte kilisenin özellikle bu konudaki ön plana çıkması ve aynı zamanda şunu biliyoruz. Nedir? Sosyal hizmetin önce uygulama alanının oluşması, yardım faaliyetleriyle uygulama alanı oluştuktan sonra da meslekleşme çabalarına girmesi, daha sonra disiplinli olması gibi bir geçmişi de söz konusu. Ve ne dedik aynı zamanda? Bir toplumsal kaynak olarak kullanılması. Hakikaten biz normal öğrencilerle de işte anlatırken toplum temelli sosyal hizmet uygulamalarını şöyle bahsederiz. Mikro, mezo, makro düzeyli uygulamalar vardır. Bir eğer sosyal sorunun kökten çözülmesi isteniyorsa sadece mikro odaklı bir uygulama yetersiz olur. Dolayısıyla hem mezo uygulamaların hem makro uygulamaların uygulamaya mutlaka entegre edilmesi gerekir. Ve bunun birlikte iç içe geçer bir şekilde yürütülmesi gerekir deriz. Şimdi şunu da hani ek olarak söyleyeyim. Doktora'da sosyal sermaye çalışırken oradaki literatürü incelediğimde sosyal sermaye her zaman neye dayandırılıyor? Batı toplumlarında yeniden keşfedilen bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Neden? Amerika'da sivil toplumun bu kadar fazla gelişmesi ve adeta işte sosyal çözülme başlamasıyla birlikte acaba bu dayanışma duygusunu, birlikte hareket etme duygusunu nasıl tekrar yeşertebiliriz? Bunların ön plana çıktığını görüyoruz o dönemde. Şimdi bizim açımızdan da acaba bir toplumsal kaynak olarak biz bu değerlerimizi tekrar kullanabilir miyiz? Ne demiştik biraz önce? Sosyal hizmet uygulamalarında mikro, mezo, makro uygulamalardan bahsetmiştik. Dolayısıyla bir kadın sorunlarının örneğin çözülmesinde sadece mikro uygulamaların yanında biz mesela neyi düşünüyoruz? Grup çalışmalarını düşünüyoruz. Grup çalışmalarında özellikle tedavi uygulamalarında özellikle neler yapılıyor? Kadınların birbirlerinden güç dayanışma alarak cesaretlendirmesi, yeniden topluma etkileşimlerinin düzelmesinde acaba neler yapılabilir? Bunlar uygulanıyor. Ve aynı zamanda makro sosyal hizmet uygulaması olarak ne yapılıyor? Toplum örgütlenmesi, sosyal hareket gibi modeller üzerinden makro uygulamalar açısından nasıl bu gücü, kaynağı kullanabiliriz tartışılıyor makro uygulamalarda da. Ve dolayısıyla o zaman bayağı bir özetleyeceğim. Bacay'ın bu hareketine de baktığımızda özellikle kadının güçlendirildiğini görüyoruz. Kadının eğitimle desteklendiğini görüyoruz. Kadının meslek sahibi olmasıyla aynı şekilde güçlendirildiğini görüyoruz. Ve hem kadının kendilik algısının toplumda gelişmesi, yani bugün toplumda kadın ve kadına verilen bir anlam var değil mi? Bunların hepsinin güçlenmesinde aslında kadına ne kadar aktif bir rol verildiğini görüyoruz. Bu açıdan bunları konuşmak, yani kaybettiğimiz değer olarak değil de belki daha moralen kendimizi iyi hissetmek için aslında değerimiz, temelimiz olduğunu, hem sosyal hizmet anlayışında olduğu, hem bugün sosyal politikada işte refah karması modelinde mesela bahsettiğimizde bir aktör olarak işte işletmelerin hala daha vakıflarını sürdürüyor olabilmeleri, bu anlamda sorumluluk üstlenmeleri bizim için de günümüz toplumumuz açısından da bu
güzel bir veri kaynak olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sürekli Beyza, Rabay, Amüs hanımefendiye biz teşekkür ediyoruz. Şüphesiz Türk Hürriyet Nameler, Şecere Nameler, tarihi konusunda birinci evden o döneme ait ulaşabildiğimiz kaynaklar, malum Moğol istila ve yağmaların olduğu bir dönemde o döneme ilişkin çok kaynaklarımız kalmıyor. Burası var, bir de İbni Batur'da seyahatlerimizden elde ettiğimiz bilgilere göre kadının aktif olarak ahi birliklerinde çok çok önemli bir rolü var. Bütün bunlara ilave olarak Ahi Evran Veli Hazretleri'nin defa gelecek mesleğiyle uğraştığını biliyoruz. Özellikle Kayseri bölgesi, Kırşehir'de manevi merkez olmak suretiyle Kayseri bölgesinde dokumacılık kısmında, deriden çıkan dokuma, iplik, gül kısmında kadınların organize bir şekilde, örgütlü bir şekilde işlediklerini ve bu konuda da çok önemli dokuma yönünden ve el emeği ürünlerini birleştirerek ortaya güzel mahsuller çıkardığını kaynaklardan elde ediyoruz. Şimdi Yalova Üniversitesi'nden çok değerli öğretim üyesi hocamız, Recep Çelik hocamız, ahilik öğretilerinin günümüze uygulamasına ilk örnek kurmuş. Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği, Anesya'da bizlere sunacak efendim. Kıymetli rektör, kıymetli hocaların, kıymetli öğrenciler, kıymetli herkesin hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Tabii son oturuma kalınca her türlü şeyler ne bulursanız oluyor yani. Şimdi diyeceğim ki neden böyle bir konu edindik? Yani niye böyle bir şey ahilik öğretilerin günümüzde uğratılması konusunda? Bilim adamı aynı zamanda siyasetçi Erbakan Hoca bir sözünde der ki, eğer çocuklarınıza helali haramı, bu dünyayı, öbür dünyayı öğretmezseniz, ne kadar okutursanız okutun, adam edemezsiniz demiştir. Bu söz çok önemli bir şey ifade etmektedir. Şimdi ben öğrencilere ahilik dersi verirken soru sorarım. Yani soruda da sorarım. Derim ki, ahilik öğretileri günümüzde uygulanabilir mi? Hepsi yazar. İşte liberal kapitalist bir düzen içerisinde ahilik öğretilerinin uğratılması mümkün değil. İşte onun yerine sanayici ticaret odaları kurulmuştur. Mümkün değil hoca derler. Derim ki neden böyle bir yaklaşım içerisine giriyorum? Neden bunu söylüyorsunuz? Nedir sizi bunu söyletene? Dediğimde işte kapitalist düzende her şeyin bir düzeni var, sistemi var. Bu dönemde ekonominin sistemi de bunu gerektiriyor. Onun için bunların uygulanması mümkün değildir. Ben de dedim ki soruyorum. Ahilik sürekli bir eğitimdir. Mesleki eğitimdir. Ahlaki eğitimdir. Şimdi ahlaki eğitim sürekli ahilikte, hocam da bahsetti, Ali Rıza'nın önünde diğer sorular. Sürekli ahilikte bir eğitim var. Bir manevi eğitim, iki mesleki eğitim. İnsanların eğitim noktasında iki noktası vardır. Birisi gönül eğitiminin yapıldığı tasavvufi yol vardır. Bir de normal eğitimin yapıldığı alan vardır. O işte mektep, medrese dediğimiz yapılır. Şimdi biraz önce dediğim gibi öğrencilerimize öğretilen bu sistem içinde diyorsun ki satıcı önüne hepinizin yaşadığı olay. Pazara gidiyorsunuz. Öne güzellerini koyuyor. Bir kilo ver diyorsunuz, arkasına çürüğü çarığı dolduruyorsunuz. Ve ondan sonra sizinle kavga ediyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz desem. Dahasına gidin, efendim satılan mal geri alınmaz. Niye alınmaz? Ahilin öğretisinin temeli TSE değil mi? V
veya kalite değil mi? Toplam kalite değil mi? Niye değiştirmiyorsun malı? Yok. Mal değişmez. Neden? Malına güvenmiyorsun. Yalan söylüyorsun. Malınla ilgili bol bol yalanlar söylüyorsun. Bu mal işte şöyle böyledir vesairedir. Habire söylüyorsun. Doğruyu söyle. Doğru ol. Hiç olmazsa bu öğretiler, biraz önce bahsedilen öğretilerin, ahiliğin bize verdiği 750 tane öğretinin, 740 öğretinin öğretilmesini istemiyor hocam. Doğru olmak, dürüst olmak, malı güzel yapmak, karşısındakine malı düz vermek, yalan söylememek, malına güvenmek vesaire etmek ahilik öğretisidir. Bir sanayi kurmak, işte anasiyat dediğimiz arkadaşlar, ben bu yolla gittim ve beni kaç defa çağırdılar. Bunlar da temel öge, aynı bu yoldan çıktılar. Helal kazanç, adil dağılım. Yani dağılım. Ana nokta, ahilin prensipleri. Hocam biz bunu uygulayabilir miyiz dediler bunu. Dedim ki yani bu sistem içerisinde sizin için de kolay değil. Ama denemek, bu yolda yola çıkmak da zor bir şey değil. Çıkın yola. Diyerek bir sistem kurmaya çalıştılar. Temel yaklaşımları Anadolu Esas Sanayi İş Adamları Derneği 2010 Şubat ayından itibaren 3 yıllık çalışma fizibilite ve istişare neticesinde İstanbul'un Fatih ilçesinde 2013 tarihinde resmi olarak kuruldu ve bu tarihten itibaren 85 kişinin kurucu üye ve 16 kişinin yönetim kurulu üyesiyle faaliyetlerine başladı. Aşağıdaki metin amaçlar ve kriterler çerçevesinde kendini tanımla amacı öncelikle Türkiye genelinde sonrasında uluslararası düzlemde İslami hassasiyetlere sahip iş adamı, sanayici ve esnafın ekonomik ve mali potansiyelini organize ederek, destek vererek güçlü müteşebbisler ve bunlardan oluşan bir birlik kurmak amaçlı. Bu birliklerin bir bilinç oluşturmasıyla oluşan potansiyeli hayırlı işlere ve sonuçlara yönlendirmek. Sorumlu sosyal birliktelikler toplumun ıslahı, nesillerin inşası, iyiliğin ve yardımlaşmanın yaygınlaşması. Biraz önce Emre bin Maruf dedik ya, iyiliğin iyiliği yaygınlaştırma için ekonomik destekte bulunurken İslam kardeşliğindeki paylaşımın verdiği güven ve huzurlu Allah'ın rızasını kazanmak gayretidir. Biraz önce bahsettik. Ne öyle bir insan meydana getirdik ki, bireysel insan diyoruz, bireyselleşin. Bireysel insan yalnız insandır. Bireysel insan bencil insandır. Bireysel insan paylaşımsız insandır. Bireysel insan aklını ilahlaştırmış insandır. Onun aklından başka kimse, o kendini bilir. Ben bilirim, ben kazanırım, ben ederim, benden başka kimse yoktur deyip yalnızlaşmış, yalnız halde yaşayan bir insan tipi oluştu. Hani paylaşım var ki biraz önce. Paylaşım, ahiliğin önemli. Diğer insanlarla paylaşmak. Her türlü noktayı paylaşmak ama dediğim gibi maalesef bu noktalarda kapsam, birlikteliğin gücünden hareketle daha kapsamlı, etkin, verimli, hayırlı sonuçlar elde etmek, bölgesel veya genel ekonomik ve mali konularda zihinsel, fiziksel, etkin çözüm ve önerili oluşturmak, diğer bölge ve ülkelerde örnekler teşkil etmek, çağımıza ve gelecek nesillere bir medeniyet tasavvuru oluşturmak adına İslami hassasiyetlerde duyarlı, yetkin, güçlü bir organizasyon oluşturmak, vali ve ekonomik yönden bir iş adamı, esnaf birliği organize etmek, ülkemize, coğrafyamıza, zamanın ruhuna ve en önemlisi de insanımıza değer katacak bir organizasyondur anasiyat. Değerlerimiz, biraz önce bahsettik hani değerler, neyin değerleriydi? Ahili, hak, adalet, ahlak, sevgi, sorumluluk, özgürlük, dürüstlük, ilkelerimiz, baskılara ve haksızlıklara karşı direnç göstermek, çevreye ve doğal kaynaklara karşı duyarlı olmak, suistimale ve istismara mani olmak, her değeri yerinde, zamanında, ölçüsünde kullanmak, üretkenliği teşvik etmek ve desteklemek, yenilikler ve teknolojileri en hızlı şekilde transfer etmek, reel sektörü öncelemek, sivil toplum duyarlılığını ön planda tutmak, değerlerimizi kurumsal kimliğimizle bütünleştirerek her platformda temsil edebilmek, karar verirken istişareye özen göstermek, uygulamayı azim ve ısrarla takip etmek. Sabırlı olmak, evet yine şeyin içerisindedir. Öğrenmek ve eğitmek. Evet, sürekli
şeyde bir eğitim vardır. Dedik ya, ölünceye kadar ahilikte eğitim esastır. Yani bir mesleki eğitim, öbür eğitim her zaman sürer. Ve topluma fayda esas almak, eşitlik, kararsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine uygulamak. Kulum kültürünüz ve anlayışınız, işte burada bizleri davet ediyorum. Anlayış ve davranışta kaliteyi benimsenmiştir. Anlayışiyat mensupları kendi aralarında etkili iletişim içindedir. İş süreçlerini yönetme ve sonuçlandırmada sürekli gelişime esastır. Üretken, proaktif ve değişime açık bir kurumdur. İş ahlakı esastır, evet. Bugün her şeyimiz var. Çok şey, çok şeyimiz var, çok şeye sahibiz. Ama meslek ahlakını yitirmiş durumdayız. Ne olursa olsun diyor. Nereden gelirse gelsin, ver Allah'ın ver diyor. Helal haram önemli değil. Nereden gelirse gelsin. Bu anlayış arkadaşlar bizim ne ahli ne dini anlayışında bir anlayış olamaz. Olmamalı. Milli değerler önemselir. Anasiyat güvenilirlik referansıdır. Anasiyat özgürlük dinamik bir ortamdır. Çevresiyle iyi ilişkiler kurar ve işbirliğini önceler. Birikim ve deneyimlerinde yararlanmaya sağlayacak ortamlar oluşturur. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol oynar. Daha has bir esası kurumsal menfaatler kişisel menfaatlerin önündedir. Anasiyat yeni fikirler ve projeler üretme zeminidir. Ar-Ge ve inovasyonu önemser ve teşvik eder. Konumların hukukuna riayeti gösterir. Toplumsal sorumluluklarımız, evet biraz önce dedik toplumsal sorumluluk projeler, anayasayı böyle kaliteli uluslararası standartta hizmet sunmayı başarının anahtarı sayar. Üye mensubiyetini sağlayıcı her türlü tedbirler alır. Bu doğrultuda üyelerin talepleri süretle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmek için üyeler bilgilendirilir. Üyelerimize hizmet sunumunda kalite standartlarına uyulur ve standartın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Biraz önce dedik, ticaret sırrı kapsamında üyelerimizle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Kurumumuzun ve tedarikçi arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraftar arasında yapılan anlaşma şartlarına uyum sağlaması gerekli önlemler alınır. Tüm çalışmalarını toplumsal sorumluluk ve bilinç anlayışı çerçevesinde yapmaya özen gösterip faaliyetlerini yürütürken hizmet verdiği kesin ve tüm insanlığa karşı üstlendiği sosyal sorumlulukların bilinciyle hareket eder ve sorumluluklarını duyarlılıkla yerine getirir. Kurumsal politikaya baktığımızda iktidardan bağımsız güncel politika ve popüler uygulamalara karşı ihtiyatlı ülkemizin ve insanımızın çıkarlarını önceleyen, aynı vizyonu paylaşan, ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle işbirliğini önemseyen bir kuruluş olarak dinamizm ve mesleklere beraber istikrarı korumanın, farklı görüş ve aykırı fikirlerle beraber birliği korumanın, eylem ve hızlı katılımcılıktan yararlanmaya beraber istikameti korumanın, doğruyu ve özgürlüğü önemsemekle beraber özgürlüğün korumunun dengesini kurar uygulamalarını yansıtır. Bu kalite politikamıza geçmek istiyorum. Şeyler bazısını geçtim. Nihai olarak üye mensubiyeti olan Anasiyat kalite politikasında şöyle denilir. Der ki, üyelerin kişisel ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi gelişmeleriyle beraber sektörel katma değer artışı, toplumsal kültürel ahlaki gelişim ve ulusal gelişimi sürekli inceleyen bir hizmet anlayışına sahiptir. Bu anlamda üyelerine ve kuruluşlarına rehberlik etmeye, kuruluşların kurumsal altyapısını güçlenmeye amaçlı destek vermeye, kuruluşlarımızın ve müteşebbislerimizin performanslarını iyileştirecek seminer ve programları hayata geçirmek, ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek vermek. Üye politikasına geçtiğimizde doğru üye seçimine özen gösterir. Bunun için öncelikle sağlıklı bir araştırma ve ciddi bir analiz yapar. Meşru bir iş ile iştigal etmesi dedik ya, yani bir iş olacak. Kaç dakika kaldı? Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlatıyor. Daha çok bilmeyeceğiz inşallah. Faaliyetleri yaptık. Şimdi bugüne getirdiği ahini o kısımda bitireceğim. Bir faizsiz bir tasarruf sistemi olan İmece usulü. İmece'yi biliyorsun. Bir işi beraber. İmece ev, araba ve iş ihtiyaçlarının karşılanmasında çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.
kadınlarımızın altın güllerinde sırasıyla bir kişi altın hediye etmelerine benzer bir mantığa sahiptir. İmece Yatırım Organizasyonu AŞ'nin amacı bir yönetimi, bir dayanışma ve tasarım sistemi olarak geliştirerek daha fazla insanla buluşturmaktır. Yani burada imece usulüyle birlikte vakfı bir sosyal yardımlaşma vakfı değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji, stratejik alanda yatırımlar yapan, istihdam sağlayan bir kurum olarak devam eder. Akakça Kumbara projesi, birlikte güç doğar düsturuyla yola çıkan anasiyat özellikle pandemi sürecinde zor durumda üyelerinin yanında olmak maksadıyla Akakça Kumbara fonu oluşturdu ve ortak bir havuz oluşturularak ilk etapta 100 kişinin bir araya gelmesiyle proje başlatıldı. Proje kapsamında aciliyetine göre 100 kişinin her ay düzenli olarak yatırdığı para sırasıyla üyelerimizin geri ödeme koşuluyla dağıtıldı. Yine bir şey daha var, 50.000 TL'lik projeler açıldı bununla ilgili. Bugün toplanan para yaklaşık 15 milyon küsur civarında. NAR sistemi var. Bir de son olarak NAR sistemini de şeyde gördük. Helal kazanç ve adil paylaşım ana noktadan birisi. Oluşturduğumuz bu sistem tamamen helal kazanç ve adil paylaşım üzerinde kurulmuş bir sistemdir. Gücünü ortaklarının tecrübe ve geleneklerinden alarak birlikten güç, bereket doğar ilkesiyle kontrollü ve sağlam adalarla büyümeyi amaçlar edinmiştir. Adalet, hak ve liyakat son noktalarda uzun yıllar sürdürülebilir, nesillerce devam ettirilebilir bir işletmenin en önemli temel direği adalet ile yönetmek ve yönetilmektir. Dayanışma ve güç ortaklığı bu noktalardan kooperatif ortakları aynı düşünce ve duygular içinde taşıyan hedefleri bir araya gelmiş bir yapıdır. Bunları bakıyoruz ki kurum işte NAR'dır, İmece'dir ve diğer usullerle yeni bir yani ahiliği önceleyen bir yaklaşımla gelişmelerini devam ettiriyorlar ve kendi aralarında öncelikle ihtiyaç duyulan malzemeleri kendi üyeleri arasından tedarik ediyorlar ve daha sonra diğer alana yayılıyorlar. Bu en önemli temellerinden biri. Bugün merkez dahil olmak üzere 9 tane şubesi var. 700'e yakın da üyesi var. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğitim dedik. Bence şu an ahlak diyoruz. Rahmetli burada tanıyanlar, dönemine yetişenler var. Necip Fazıl. Kısa körek der ki, bir milleti açlık, susuzluk yıkmaz arkadaşlar. Ne yıkar? Ahlak. İkinci olay, yine bugün alındı. Teoman Ahmet, Teoman Dural hocamız der ki, edebin felsefeyle işlenmesinden ahlak ortaya çıkardır. Onun için bugün, tekrar ediyorum, her şeyimiz var, çok şeye sahibiz ama her noktada herkesin kendi yaptığı işle ilgili ahlaki maalesef zafiyet var. Meslek ahlaki eksik. Buraları doldurmamız lazım diyorum. Ve beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki son dönemlerdeki enflasyonla ilgili artışlara ve faizli olan düşüşlere bakıldığında bir takım ekonomik kavramları sadece bunlara müdahale yoluyla değil de kıymetli hocamızın da bahsettiği gibi bu kurumlarımızın sayısını arttırarak ortak satın almaları meydana getirerek ortak ve daha ucuz satın almaları daha rekabetçi olarak ortak rekabet edebilecekleri düzeylere gelebileceklerini düşünüyorum. Bu gibi kurumlar artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. İnşallah sayılır artsın ama bir de bunların bir tüzüğü olsun. Aynı şecerelerde olduğu gibi şimdi ahiler fakat ne kadar ahi olduklarını biliyorlar, bunlar tartışılır. Böyle bir çok kurum var. Bir de ahi kurumları maalesef ahi cerf diyor. Ahi sertifikası kurucu diyor. Ahi cerf bunlardan. Kurumlarımızdan tanesi. İyi dostumuz. Ahi sanatçılar, iş adamları derneği. İbrahim Bey'ler. Kendisine de defalarca yüzüne sürüyorum. Bu kavramları ortaya koyarken çok böyle şey yapmamamız lazım. Yani ahicek diye bir şey, ahicek kredi kartı. İstanbul Esnafoları'nın birliği, lokantacılar çıktı. Şimdi de lokantacılar başkanı oldu beyefendi. Bir İskender'cinin sahibi ahicek kredi kartı programı diye çıktı.
bütün hocalarımızla bir araya geldik. Nasıl olur, nasıl gider? 17 tane düşüyor olsun. Bunların yeri yok halinde arkadaşlar. Zamanda kurmak lazım, şey yapmak lazım ama bu kurum anladığım kadarıyla samimi bir kurum, güzel bir kurum. Türkiye haliyle birleşmeyle OSKİM var. OSKİM Fenerbahçe Ankara'da. Onlar biraz böyle savunma sanayiyle yönelik ortak üretim şeyler yapıyorlar. Aselsan güzel çalışıyor ondan sonra. Baykar zaten milli gururumuz. Onlar da biraz böyle dağıtmaya başladılar. Yani şey değil, daha da iyi noktalara gidecek. Kümelerle o modeliyle inşallah. Bir de iki tane de organize sanayi başkanımız ve İstanbul ayımız var. Vural Bey. O da sıkı yönetici Salih Güneş hocamızla beraber. O da Başakşehir Mesleki Merkezi Müdürü. Bizim kalifiye elemanlarımızı yetiştirmemiz lazım. Bir doktor bugün yaklaşık 800-900 dolar alıyor. İyi bir matbaa makine operatörü 1200 dolarları zorlayabiliyor. Bir de bu gerçekler var. Çocuklarımızı yönlendirirken meslekten kopartmıyor, üretimden kopartmıyor. Eskisi gibi değil. Oğlum eli boya olacak. Zahmet etmeden veya zahmet vermeden başarı gelmiyor. Biraz sıkıntı çekeceğiz. Biraz sıkıntı çekeceğiz ama sonu iyi olacak inşallah. Hayırlısıyla efendim şimdi programın büyüklerinden, sahiplerinden, kurucularından, yönlendirilerinden kıymetli büyüğümüz, baba dostum, amcam, değerli hocam, bana göre hocalarımızın hocası, Ali Mazak hocama mikrofonu veriyorum. Ben artık sustum, onun olduğu yerde bir konuşalım. Merhabalar, cümleten saygılar efendim. Son selam vermek üzere çıkmış olduk. Konuşmaya vakit kalmadı biliyorum. Reyit burada mı? Reyit. Gel Reyit, onu davet ediyorum. Bir aramızda çok genç bir ahi var, bacı var. Lütfen gel. Ahba gel. Gördünüz mü kızı? Adın ne? Adım Rale. Merhaba, adım Rahi. Marmara Adası'nda yaşıyorum. Marmara Merkezi İlkokulu'nda. Marmara Merkezi İlkokulu'nda yaşıyorum. Dördüncü sınıfım. Şu anda bütün beni izleyen bütün arkadaşlar benimle aynı sınıftaki arkadaşlarım ve beni izleyen arkadaşlarıma selam yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben anlatacağım. Bir de sen beni dinle. Dur lütfen. Arada soru sorarlarsa cevaplarsın. Ders anlatırken evvelki gün öğrencim babası sağ olsun bunu getirdi. Rahiyeti getirdi. Ben bunu öğrencilerden biri sanıyorum. Bunun kadar küçük boylu. Evet, kızlar... başkanım. Müsaade buyurursa toplum başkanı ben rahiyemle ben gelmek istiyorum. Oraya mı alalım? Oraya. Müsaade. Hadi benim yerim olsun. Bugünler teknolojiden çok sıkıntı çekiyor. Allah'ın imtihanı. Böyle yani gece yarısı hocam ya kalktım işte bir baktım hocam bir süre kayboldu. Ben de onlardan bir sonuçlar bekliyorum. Şeylerden. Programda bazı tacizatlar yaptık. Ah işte kalktım bir baktım hocamdan şey gelmiş. Bombinerim WhatsApp'tan. Benim son yaptığım düzenlemeyi baştan aşağı acele diyor. Berbat demek istiyor. Öyle demiyorlar ama çok nazik hocamız. Hemen Selim Bey burada mı? Selim Bey öğretim görevimiz en geniş hocamız benim okulumda. Erdek meslek ondan bahsediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ona attım. Hemen Hatice Hanım'a. Ya gecenin yarısı uçaktır. Bak ses yapıyor bu aletler. Atalım mı? Böyle. Ya inan böyle atansiyonu mu yükseltiyor? Bir şey çıkardım üstündeki. Ya olur mu böyle mahcubiyet? Hocam düzenleme kurulu başkanı. Ondan sonra benim de görüyorum. Telefon aradığım cevap vermiyor. Cevap veriyor ben duymuyorum. Ben arıyorum o duymuyor. Hafakan bak, derste de böyle bir şey oldu. Dedim ki ya bu telefondan çok sıkıntı çekiyorum. Bundan anlayan var mı? Bu neden oluyor? Kızıyor mu alet? Çarpacağım da çağırıyor. Ben yardım ederim dedi. Rahi. O
orada. Ya sen kaçın, sen yeni mi geldin? Bize ek öğrenciler geldi. Onlardan biri sanıyor. Yok, ben ilkokul öğrencisi. Nereden geldin? Ben getirdim o obalığı. Biz obalık deriz. Neyse, verdim telefonu, baktı filan. Allah Allah, ama ilgilenmesi benim için çok önemli. Bunun bir opposite örneği var ama oraya gidersen buradan çıkamayız. Onun bir opposite örneği var hocam. Ona girersen buradan çıkamam. Dinliyorum. Şu dünyada iki nesneye iki nimetim var. Biri anam, biri bacım der ya. Öldü gitti. Allah Kırşehir'di. Şimdi Neşet Ertaş. Neşet Ertaş. Şemsi Yastıman da bizim vakfımızın kurucularından. Allah rahmet eylesin. Şemsi Yastıman. Kırşehir'li, Türkmen'im diye göğsümü geri paylaşmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Sazıyla. Allah rahmet eylesin. Çanakkale'ye gömüldü. Yıllar sonra cenazesini taşıdılar. Süleyman Bey, geçen senin. Evet. Efendim, ahilik. Ahilik. Adamlık. Başka kelimeye gerek yok. Anadolu'da adamlık diye niye değil? Rayet'in yaptığına değil. Öteki örneği söylemeyeceğim, hiç söylemeyeceğim. Belki ömür billah söylemeyeceğim. Rahip koştu. Öteki aktör koşamadı. Necip Fazıl'ın şiiri var ya. Çatlasın ne o? Kısrak çatlasın falan. Şimdiler şey yapmama gelmiyor. Bizi çiçilerin çıkaran müşahit Necip Fazıl. Anadolu saf çocuğunu, masum Anadolu. Divanesi kimiz kaldı? Allah yolunun. Bu şiirdir bizi çiçilerin çıkaran. Delirten, belirtti ki tam da Türk'ü korusun, bozduklar, Tanrı Dağları filan iyi. Fakat o ayrı bir şey yaptı, eski etki yaptı. Ondan sonra başladık onun türkülerini çağırmaya. Ahilik adam oldu. Süleymancık küçücüktük, şeyden çok daha küçücüktük, peşte kek gidiyordu bizi. Kuşattığımız peştemalları. Cık diyorum, kusura bakma. Biz sobanın başında babasıyla, Kırşehir'in eşrafıyla bunları konuşuyorduk. Efendim, sobanın başında ahilik vakfını yenilik kurmuşlardı. Beni sonradan dahil ettiler. Adam sandılar, adam olmak ayrı bir şey. Adam olmak ayrı bir şey. Onun gibi olur adam. Ben yaparım. Deyip koşmak. Ve koşmamak ne olur? Adam olmak. Ötesine girmiyorum. Girmiyorum ve girmeyeceğim. Bazı şeyler mezara gidecek der de adam aynen öyle. İşte rahip, işte tersi. Arkadaşlar, işte Mavi Eyce, büyük bir zantolog. Kitaplarını alalım diye atıp kütüphanesine gittik. Biliyoruz hocada çok sanat tarihi eseri var. Birkaç köşkü var Suadiye tarafında. Bir yere de gittik. Allah rahmet eylesin. Semavi Eyce, İstanbul'un en bilinen yakın zamanların sanat tarih hocalarından birisi. Gittik evine, iki köşk hakkında kitap dolu. Koridora, o kapıda girdiğiniz anda kitap yığınıyor. Gözleri görmez olmuş, bir yanlış ameliyatla iki gözünü birden kaybetti. Allah rahmet eylesin. Alanında sevilen, sayılan, orada kitaplarını alamadık. Çünkü yarısı bizde var ki çok da bir para istedik hoca. Biz aslında helal hoş olsun yollara ömrünü vermiş insana. İnanın hiç acımadan vereceğim ama koyacak yerimiz yok. Yarısını hocam seçtirirsen yine istediğin parayı verelim. Ama yarısını koyacak yerimiz yok. Biz 150-200 bağışçımız var. Atatürk kitaplı eski belediye kitaplı. Ta Atatürk zamanında kurulmuş. Yani Cumhuriyet'le beraber yaşadık. Belediye kütüphanesi, şehir müzesi, Atatürk Müzesi Şişli'de, ben Deniz Altın Müzesi'nin 30 kütüphanenin müdürüyüm, adam saygılar beni orada. Ondan sonra hocaya dedim ki hocam emeğiniz, ömrünüz bu yolda gitmiş, yarısını izin verin, yarısına yerimiz yok. Yok dedi, ben uğraşamam, ya hepsini alır, sibini süpürür, götürür ya da başka biri alsın, seçelim. Kahve ikram etti yaşlı bir abla, teyze, yengemiz. Bir de nereden geldi bilmiyorum ya. Bana bazı şeyleri çok dokundu. Üniversiteye bağışlamış bütün slaytlarını.
ömrü billah çalışmalarını emekli olurken hocalar şeyini koyacak yeri bulamaz bırakacağı şeyleri. Ali Rıza Hoca'nın üstadı var, elim yok. Ali Rıza Hoca yaptı üstadı. Evin üstadına, kız burada mı? Efendim Beyza, çok duygulandım, bağışlayın. Efendim, hoca dedi ki, konferansında bıraktığı slaytlardan bir kısmını kullanmak istemiş. Asistanı, o işlere bakan da asistanıymış. İstanbul Üniversitesi'nin ilgili bölümünde. Herhalde tarihte, fazla şey, sınır çizmek istemiyorum. Tanımıyoruz o insanı, orada hep iyi insanlar var, hep iyi insanlar var. İnsanların içinde insan olmayanlar da var. Ama bir tane olur, olmazsa keşke işte, oluyor. Efendim, hocaya sus dediği slaytlar vermiş. O asistan. Hoca o kadar üzülmüş. Hocalar ömrünü veriyor asistanlarına, talebeler. Ömrünü, sağlığını, nefesini. Neyi kalır ki geriye? O kadar vermişler ki Orhan Tuna, karısı öğrencileri çok ilgilendiği için Orhan Hoca, bizim hocalarımızın hocasıdır. Hocanın da alanı sosyal siyaset. Öğrencileri çok hemhal olduğu için eşi mezarını yaptırmaya Metin Kutal Hoca'ya ekibine müsaade etmemiş. Kıskanıyormuş öğrencilerinden. Çünkü hoca ruhunu veriyor. Ruh kalmıyor ki eşine kalsın, aşına kalsın bilmem. Ruhunu veriyor hoca, ruhunu. Yalnız sağlığını gençleri değil. Ah yiğit adam ol. Benim sözüm hoca çok üzülmüş. Semavi iyice nasıl anlatır bilmem. Çok üzülmüş. O koca adam bize ızdırabını bahsediyor. Adam olmak, işte rahip gibi olmak ama o asistan gibi olmak. Kimse. O bir tanedir. İstanbul Üniversitesi çok güzel. İşte rektörümüz ortada. Hocalarımız biliyorlar. Öğrencilerimiz biliyorlar. Güler yüzünü, tatlı sözünü, yüreğini. O olmasa biz burada olmazdık, siz de olmazdınız. O olmasa ben de burada olmazdım, şimdi bu törende olmazdım. Her zaman olmamış. Demek her zaman olmuyor. Yapacak çok insan var ama birisinin ortalığı karıştırması lazım. Onun için ahlilik adam olmak. Adam olmak nasıl oluyor? Bir iş yapacağız, bir iş yapacağız. Oraya girmiyorum. Bütün Sirkeci, Sultanahman esnaflığının bu işe gönüllü olanlardan topladım. Bir tür anlaşamadığımız şeyler var. Efendim. Mimari eser yapılacak. Tarihi eseri gelecek. Efendim, şimdi ya adamlar hep paralı, beni kimse dinlemiyor. Benden hepsi paralı. Kamu yönetimi veya kamu memuruyum. O piyasada en geniş, daha zengin 7-8 fabrikası olan bir dostum var. Gittim ona, dedim ki ya siz de bu işe girmiyorsanız bu işi kimse yapmıyor. Veya siz olmayınca yapmıyor. Azıcık politikada biliyorum laf aramızda. Çok hin hain politikacılığı bilsem burada olmaz. Ama bilmem. Bilmek de istemiyorum. Öğrenciliğim de tanıdım. O zatı getirdim. Allah rahmet etsin. Gümüşhanevi efendim Temel Kaya. Çok zeki bir insan. Çok güzel bir insan. Her yöremizin güzel insanları var. Her yöremizin çok var. Ne demek hocam dedi ya. Ne demek? Geldi. Şimdi o geldi kardeşim. O hepsinden zengin ya. Hepsi kalktılar. Emel abi buyur dediler. Şuraya sen otur. Ya bana kimsenin dediği yoktu. Ha ben gencim ama ne de olsa hocalarıyım ya. Onları ben topladım. Ya Emel abi yaptıklarının %1'ini bana gösterseler şöyle ittifak olarak. Neyse Allah razı olsun. O da güzel. Kendi alanlarındaki öndere veya ilerideki insan saygı gösterdiler. Eksik olmasın. Ne dediyse oldu çıktı. Bırakın dedi. İzin verin ben yapayım o işi dedi. Ooo ne demek efendim? Biz niye ortak olmayalım? Ya biz rica ile adamlar harekete geçiremezken ne demek efendim? Biz de ortak olalım, bizim de farkımız olsun. Recep Hocam, ahilik adam olmak, iş bilme, iş üretme, üretimi satabilme, satarken adamlığı unutmamak, alırken satanı, satarken alanı düşünmek, değil mi? Karşıdaki yerine kendimizi koymak, rahip gibi olmak. Hiçbir şey bekledi mi? Biz onu sevdik. Hepiniz seviyoruz. Var ne varsa sevmeyi elini kaldırsın. Rahip'i sevdik. Çünkü rahip
İçi güzel. Hanginizin içi güzelse yapar mısın Raik'i? Yaparım da oradan duysunlar. Anladınız da. Efendim yapar. Oradan çıktı hemen. Dedi ki ben yaparım. Nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen. Öyle garip yolda kalsan hemdem ol sen. Mahşer günü dergahıma mahrem ol sen. Bir de özel hem de mahşerde dostum ol. Süleyman Çelebi Mevlid'de ehli derdin efendim sohbetine mahrem ol. Dert erbabının sohbetine, özel sırrına mahrem ol. Özel dostu ol, sırdaş ol. Ahirette sırdaşlık çok önemli. Dostlara, dostların sırlarını saklama, dostlara istetmeden destek vermek, istemeden. Ya, ya bundan anlayan var mı demer demez. Raif fırladı. Raif'i ben unutmam. Siz de unutur musunuz bilmem. Siz de unutmasınız. Unutmayacağım başka biri daha var şimdi. Selamun aleyküm. Ahilik bu, ahi olmamak o. Veya Semavi Hoca'ya slaytlarını vermeye asistanı. Semavi Hoca Türkiye'nin bir dünyanın tanıdığı bir Bizantolog ve sanat tarihçi. Hocam çok iyi bilir. Hocam İstanbul Üniversitesi'nin o üniversite profesörüdür. Burada görevli, geçici görevli rektörüdür. İstanbul Üniversitesi'nin ana efendim, fakültesinin, İktisat Fakültesi'nin profesörüdür Süleyman Demir Hocamız. Allah razı olsun. Allah ömür versin. Onun için arkadaşlar benim konum çok da net okunmuyor ama ben Türkmen çadırlarındaki kadın erkek ahilik izlerini anlatacaktım. Ama orada da gördüğüm buydu. Orada da gördüğüm buydu. Herkes işini biliyordu. Herkes güneş doğmadan daha işinin başındaydı. Biz çocukken işimizin başındaydı. Kadınlar, o kadınlar, bu belli değil bu. Yok hocam, sizin önünüze koydum. Güldürün diye. Süreniz ya kim koydu onu? Günay abi niye? Çok ayıp ya. Şimdi bu çayı içeceğiz. Artık atmak yok. Ahir zaman fitnesi. Arkadaşlar şimdi. Acil olalım. Biz her yörük çadırı bir ahil dergahıydı. Oradaki anaları bulmak çok zor. Babaları bulmak çok zor. Ablaları, kardeşleri bulmak çok zor. Ahilik de bu. Sen bana ne veriyorsun diye billahi kimse bir şey sormuyor. Neredesin, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Yok. Ellerine kadar mezar kadar. Canları zor yürüyor. Ayakları kalkamayanlar. Ağabeyi düşmüş, yengem kaybolmuş. Aileleri, yani büyüklerim hep sıkıntı içerisinde. Yani o insanlar benden, bize niye ilgin yok demiyor. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, nerede yiyorsun? Ahim bu. Ahim bu. Adamlık. Adamlık, adamlık. Adam sayılmak için kafada akıl, damarda kan, cepte para vermesi. Ben bunu çok söylüyorum. Süleyman'cığım kızıyor. Koşuyor her yere ama diyorum ama ne olur işini ihmal etme. Babasını Allah rahmet etsin. Benim dostum var, var olsun. Dünya güzeli. Biz onlarda çok makamlar dolaştık. Cumhurbaşkanlığına gittik, başbakanlıklara gittik, bakanlıklara gittik. Pek çok yere gittik. Efendim, masamda duruyorduk. Son fotoğraflar orada. Aldım o zaman o günlerde. Değerli arkadaşlar, ahilik, adam olmak, adam sayılmak için iş, güç, üretim sahibi olmak. Ama kazandıktan sonra da adamlığı, raif gibi unutma. O hocasına sılayı vermeyen adam gibi olma. Benim son. Konunun özeti bu. Hocamın sayesinde bu şey, efendim, sempozumu yaptım. Ben bir panelle işi yapalım diyerken Allah razı olsun. Aslında her gelir misin dediğimiz dostumuz yani 20'yi aşıyorduk. Set çektik sonra elektronik şey dolayısıyla yaradan aşağı düşürdük. Hocalarımız eksik olmasın. Sayın Abay, Profesör Abay benim öğrencilikten beri arkadaşım, kızı, evladımız, bir kızı daha var. O da gelecekti. Bütün aile koştu. Nasıl minnettar olmayız? İnsan yalnız kalmasın bir şey yaparken. Bir telefon sizi yalnız bırakırsa iddianı söylüyor. Değil mi? Güreşe çıkıyorsunuz. Ah, kramp geldi. Yani nasıl olsun? Telefon çalışmıyor. Laptop şarj etmiyor hocam. O işin arasında gittim şarj laptopu yaptırmaya. Ya masanda bir sağlamı vardı. Bu ne oldu? Ya iki tane fazla dediler. Kaldırdık. Kaldırdık. Kapını kaldırdık.
topunu. Telefon çalışsa yetecek o da o. İş vermiyor, iş işlemiyor mu? Hatice Hanım biliyor. Ya imtihan, imtihan. Arkadaşlar çok sağ olun. Öğrencileriniz, kız benim öğrencilerim zaten bunlara doyuktu. Buradakiler hep gördüğünüz öğrenciler benim okulum ağırlıklı. Buradan da işletmede gelen arkadaşlarımız var ama ben hepsini tanımıyorum. Ama bu gördükleriniz hele şu sabır edenler bu saatte benim öğrencilerim. Online'da açıkta bu türküleri çağırıyoruz. Bizim türküler bunlar. Usanmadılar diye, usandırmamaya çalışmış. Efendim, başta rektör hocam Sayın Profesör Doktor Süleyman Özdemir. Katılan Konya'dan, Konya'dan falan, dün için Konya, İstanbul. Recep Çelik, efendim hocam. O, bunları duyacağım için yeni geldik diyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Beni bağışlayın, ben şimdi bir saz olmalı. Evet. Günay sazı getirmedi ki, evde de var, alıp gelmedi. Türkü söylemek, duygularımı anlatamam. Onun için hepinize nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Baharda yapacağız. Ahli olur, güzel olur, adam olur, varlıklı olur. Efendim ve varlıklarınızı rayit gibi ihtiyaç duyana sunmaktan çek. Ahilik bu. Hepinize saygı, sevgi sunuyorum. Bir arkadaşımızın Hüseyin Aslan'ın sunumu vardı. Onu atladık mı? Onu özet olarak söz verdik. Özet olarak özetini sadece okur musun kızım? Şey, o da çok istiyordu. Aşı olmamış. Pecerede isteneceğini bilmemiş. Vapurdan hocalarımızla çok üzüldü. Onu da okuyuver. Sadece özeti lütfen. Hepinize saygı sunuyorum. Evet, sonuç. Hipnot. Ailelik anlayışının oldukça sadece kolay anlaşılabilir, yaşanabilir bir boyutu vardır. İnsan doğasına ve özüne hitap etmektedir. Aslında insanın özünde var olan fikirlere dayanmaktadır. Fert, toplum, devlet, işçi, işveren ve temsilcileri olan örgütler tarafından sindirilebilir ilkelere sahiptir. Bunların hayata uygulanması halinde çağımızı çeşitli çıkmaz yollara sürükleyen vahşi ve acımasız sistemlerin, işçi ve işvereni çatışmalara sürükleyen anlayışların yerine isabetli bir hayat tarzı yaşanmış olur. Önemli olan endüstri ilişkileri taraflarının her birinin bu ahirlik anlayışı ile zihniyet yapısını, ilişkilerini ve davranışlarını uyumlu hale getirmesidir. Bu gerçekleşirse ekonomik ve sosyal hayat ile birlikte üretici ve tüketici, işçi ve işveren tarafları daha huzurlu ve mutlu aynı zamanda verimli ve kazançlı bir üretim ve istihdam ortamında iş yapmaya ve üretmeye devam eder. Sayın Oturum Başkanımıza ve çok kıymetli konuşmacılarımıza sempozyumumuzda katılımları ve vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir'i sahneye arz ediyorum. Böylece geldik programın sonuna değerli arkadaşlar. Programımızın da... Hocam... Bari sondayız, maskenizi de çıkartın da artık zaten ondan girmeyecek. Cemalinizi tam görsünler, görmeyenler. Bir daha biz de görelim. Örnek olmamız lazım ya onun için. Yok ya, ya yok hocam bu orada değil. Nasıl rahat edersiniz hocam? Hocam nerede? Konya'dan mı? Nerede? Yalova. Ha, Yalova'da deniz var. Yoksa deniz getireceğim size. Var değil mi? Hocam ben aldım ya. Raya'ya verebilir miyiz? Raya'ya olur, olur. Benimki Raya'ya vereceğiz lütfen. Oturun başkanınızı. Tabii. Ha tabii. Raya için kalk. Vallahi maşallah güzeller var. Oraya oturunca ne oluyor? O zaman hocam bir de fotoğraf için gelirim tabii.
otursun diye resim alalım. Resim alalım diyor hocam. Resim alalım. Bak ahiler dahileri verecek hocam. Aa Süleyman'ım ahiler dahiler. Verdim. Okudu bile. Okudu hocam. Toplu resim hocam. Toplu resim hocam. Rahit de gelsin. Rahit de gelsin. Rahit babası burada almış lan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle. 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 Güle gü